Evet arkadaşlar, tekrar karşınızdayız. Ama sert bir şey lazım bunun altına. Nerede Bira. ne var Şimdi, ne? şimdi? Ne haber canım? Sahip, Hakkı. nasılsın? Hakkı. Ne haber? İyi, senden ne haber? Hakkı geceleri geliyor da arkadaşlar, gözü uykulu. Uykudan kalkıyor gece. Benim tuvalete gidiyor su içmeye. Babasını dürtüyordu. Baba, gözü ama kapalı. Ne haber diyordu buna. İyi oğlum diyordu senden. O da baba. Şimdi kaldı. Bakın kitapları. Gidip gelip baba ne haber? Ders mi çalışıyor? Şimdi arkadaşlar. Yavrum çıkar yavrum onu. Size lütfen arada bir onu yapmayın bunu yapmayın demek istemiyorum. Bizi bölmeyin. Deminden beri bir şeyle meşguldünüz. Biz zaten seni Şimdi babandan izleyeceğiz. işim var. İyi. Bu senin. Tamam, ne yapacağım kızım? Ödev Şimdi çalışacağım. İşim var, gücüm var arkadaşlar. şimdi. Hı. Öyle soru cevap videoları falan nasıl olur, nasıl çekmişler hiç bakmadım. Ben tamamen böyle kendi videolarımı doğaçlama gidiyorum. Şimdi. Ama bunu arada yapacağım, tekrarlayacağım. 10 soru olarak gideceğiz. Şimdi 10 soru ama önce söz vereceksin. Gerçekten dürüst olacaksın. Hiç Hatırlarsan. şimdi şey yapma. Hatırlarsan. Yok ama duyguların, düşüncelerin ne olarak? Mesela ben şimdi sana hazırlayacağım burada. Ne yazacağım ben? Benim zaten dürüst olduğumu herkes biliyor, cümle Kesin herkes alem. biliyordur ya. Senin böyle bir şov şeyi var ya, şov Anam şeyin ya. böyle O ne bir oluyor yanan. böyle? Var ya öyle bir. 10 soru ben hazırlıyorum, 10 soru sen. Senin merak ettiklerin, Bir şey merak seninle etmiyorum ki. ilgili he, bana sormak istediklerin. Soruyorum Bak ben zaten. şimdiden oynamaya, oynamak Ama yok. soruyorum zaten. Sen şimdi düşüneceksin, bulacaksın. Ben sana şöyle 50 tane bile soru çıkartırım ama hani vakit şey olmasın. 10 soru 10 soru böyle arada serpiştire Birbirinizi serpiştire tanımak giderim gibi mi? videolarda. Birbirinizi tanıma oyunu gibi. Tamam mı? 10 soru ben sana böyle güzel kazık böyle sorular hazırlayacağım. Ben bu Bu arada Hüseyin de Türk kahvesi yapmıştım arkadaşlar. Şimdi fal baktıracak bana birazdan. Bakalım koronayla ilgili gidişatlar neler olacak. Bak buradaki bebek de sensin. Lan dedik ki şey poşete hemen atsınlar balığı çıkarsınlar dedi. Islak ıslak Ha, olur dedi. görümcem balık pişirmiş. Islak ıslak olur dedi. Oo, Hakkı da diyor sıcacık oluyor. sıcacık. He? Sıcacık oluyor diyor. Oo, bayağı göndermiş. Kim yiyecek bunları? Bu kadar. Verelim. Mis. Ben yerim tabii Mis ki. gibi kokuyor. Siz demezseniz ben de. Dün Kabuğunu akşam bir... yemeği pişirmemiştim arkadaşlar. Baba. Kapının Oh. kapalı şimdi. Ana! Hemen Kabin. hazırlayalım o zaman. Alayım mı sana? He? Hamsi. Ellerine sağlık. Bak ne olmuş bir de. Ne o? Aa sevdiğim bir de Antep fıstıklı. Helva. Bu ne için? Hiç yemez. Balığı öldürmek için. Bir de şekerim yoktu arkadaşlar. Şeker göndermiş. Arkadaşlar merhaba. Biz yine karşınızdayız. Özlediniz mi bizi? Sizi özledik ne gülüyorsun? Şimdi arkadaşlar Hüseyin'e bir sürprizim var. Aslında ben 1-2 gün önce yapacaktım bunu. Araya şimdi serpme yapacağım zaten önceki günlere. Soru cevap derken gelen soru cevap gibi değil yorumlardan. Ben dedim şimdi ben bir kağıt alacağım. O bir kağıt alacak. Sen bana 10 soru hazırlayacaksın. Ben sana 10 soru hazırlayacağım. Ama Hüseyin Efendi beceremedi onu. Benim dedi sana soracak sorum yok dedi. Beceremedim demedi de. Neyse.
Hadi ben ona yardımcı olacağım. Şimdi o zaman aslında onun için hazırlamıştım bu soruyu ama ikimiz cevaplandıracağız o zaman. Gerçi biraz oynama yapabilirdim, bak hiç aklıma gelmedi. Değiştirme falan diye. Bak hiçbir silgi bir şey yok. Kağıtta. Bir fırçalayayım da. Sana cesaret hapı koymuştum kahveni. Ha işte. İçti mi? İşte. 2 dakika bekleyeyim mi? Etki etsin. Etki Ne? etti. Anlat. Bu ne? Anlat. Dinlesin seni. Tamam. Bu cevaplayacak. Tamam. 1, 2, 3 diye mi gidelim şimdi? Ne Allah aşkına ne yaptın şimdi? Ne yaptın? Arkadaşlar şimdi başlıyorum sorulara. Tabii ki önce ne yapacağız Ay arkadaşlar? yuh yuh yuh. O ne kaç tane Pardon. oldu? 10 tanecik. Ben Evet, biraz böyle maşallah. özgün gittim. Sayfa Dur göstermek lazım. 10 tanecikmiş. 10 tane soru sormuş Tati. 10 soru. Şimdi arkadaşlar tamamen sizin için sordum bunları. Bak tamamen sizin için. Ama ne yapacağız öncelikle? Ben de söz vereceğim, sen de söz vereceksin. Tamam mı? Dürüstlük Penguen çok önemli. verdin mi penguen? Gözükmüyor da penguenin. Nereye konuşuyorsun? Allah'ım ya. Ya. Niye burada gözükmüyor? Yani. Tamam mı? Söz işareti yap. Aşk ve söz. Kutlanma Düz lazım. mü ya ama veya? Söz Ama mü? yavrum Söz veriyor musun bu gerçek verecek. dürüst olacağını? Ben bilmiyorum bakacağız ne çıkıyor oradan. Öyle yağma yok. Kendine göre Ne demek? çalarsın Hocam da. ben de tamam. Sen yazmadığın Dünya yok için. öyle yağma. Sen bana hazırladın mı? Sen Ben bana yazmadın, sormadığın için, soru hazırlamadığın için ben de mecburum şimdi öyle bunları boş vaktim cevaplamaya. yok hayatım benim. He? Benim öyle boş vaktim Ne yok. yapıyorsun şimdi kocacığım İşim evde? vardı. Ben Ne cuman? zaten uğraştım. Bodrum'da uğraştım. Yalana bak ya. Evet. Kağıdımızın şey konu başlığımız arkadaşlar kazık sorular. Vereceğim kafadan çıktı. Ben sen mı okuyacaksın ben mi? Oku bakayım oku Sen nedir? okuyamazsın da gözlüklerin. Yakın gözlüğün yok. Ya uzak gözlüğü var gözümde. Şimdi başlıyorum. Diyet. Valla ne şey yazdığımı ben de unutmuşum. Bilmiyorum ne Birlikte zaman ben olduğun yazdım. kişinin yani benim biricik yapmışım. Olmasını istediğin 3 ortak yönü neler olmasını isterdin? Mesela. Benimle olmasını istediğin 3 ortak yönü ne olmasını isterdin? Ortak yönü. Evet. Benim 3. kadar bir akıllı olmanı isterdim Sen yani. bak söz verdik. Tamam Ciddi işte. ve dürüst olacaksın. Evet. Ben sana zaten akıllıyım. Yeri geliyor ben sana akıl veriyorum şimdi. Bunu Ah geç canım. gerçekten dürüst Ah olarak canım cevapla. benim. Balık akıllım benim. Unutuyorsun yalan mı? Tamam. 1. Bir. Seni gömeceğimi unutma ama. Ona göre. Başka? Tamam. Sen söyleyeceksin. 3 ortak yönün olmasını isterdim. Akıl Çok mu olmaz. ortak yönümüz var? Demek ki ortak yön yok. Tek yok. Yani olmasını istediğin yok. Demek ki çok ortak yön var. Bulamıyorsun. Ha sen öyle değerlendirdin ama 2 dakikada kendini o Evet çektin. anne bulamıyorsun. Demek ki her şey tam. Eksik yok. Doğru söylüyorsun her şey. Karıcığım. Tamam. Tamam. Ya Şimdi kar. bende sıra o zaman. Heh. Şimdi kendi sorumu kendime sorayım. Birlikte olduğun kişinin yani senin Benim. olmasını istediğin 3 ortak yönün neler olmasını isterdin? Birincisi dürüstlük. Sen çok şov yapıyorsun ya. Bak çok hemen kapak yaptım. Aşk. Ben de o kapağı karşılık vermeyi Ama sen bekliyorsun de bana akıl olayı olarak cevap verdin. Ne oldu? Dürüst olacaktık, senden. Penguen. Ne değil diyorsun şimdi? mi? İkincisi. İkincisi azimli olmanı isterdim. Acımsın. Azimlisin. Ama sen beni şey verirsen ben cevap veremem mi? Acımsın ben. Ama benim kadar değilsin. Senin kadar mı değilim? Evet. Mesela sen şimdi bir işe gelip devamlı çalışabilir misin? Bir emir altında. Yok onu yapamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben yapabilirim Ben ama. yapamam. Ailem için de olsa bir emir altına girebilirim. Şarjım sinyal veriyor. Evet. Şarjım için. Dürüstlük, azimlik ve üçüncü özellik. Ortak yönümüz. Ne? Ne olmasını isterdin? Ne?
Bunlar olsa kafiydi yani, öpüp başıma koyardım. Yani. Ama işte ne olacak? Ama yok. Yani dürüstlük var da şovmenliği çok. Yok. Şimdi Hüseyin'le şöyle bir özelliği var. Emir altına giremez. Emir altına giremez. Giremez. Bir de baba. Telefon geldi. Ne bakma ya? Arkadaşlar telefon konuşması bitti penguenimle. Kamar, kamera şimdi gitseniz. Hiçbir şey yok. Üçüncü özelliği düşünüyordum. Evet, doğurgan özelliğin olmasını isterdim. Tamam yavrum. Sonuçta olmasını istediğin özelliği sormuşum, onu isterdim. Olur mu acaba? Keşke doğurabilseydin. Ama işte yapabilirim. Maalesef. Ya, ama olmasını istediğim özellik Allah o. Allah Allah. Niye canım, Amerika'da doğuruyorlar? Onlar çok, insan değil mi doğuran? Çok mu film seyrediyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar, Amerika'da bir adam doğurganlık özelliği yalan, varmış. Yalan, yalan, yalan. Gördüm canım videoda. Film yavrumu. Hadi be, yalan mı? Arnold Schwarzenegger doğurdu. Ne, kim doğurdu? Arnold Schwarzenegger doğurdu. Schwarzenegger'e. Tamam, vali vali. Hüseyin tamam yavrum. Ben öyle olmasını istiyorum. Sonuçta benim yok, özgür yardım, iradem cevabım. Çıkacak bir yer yok çocuğum. Allah Allah ya. Niye karnından alıyorlar artık? Yok ya. Allah'ım ya. Evet, sezaryen diye bir şey var kaçacağım, yavrum. Kaçacağım bak şimdi. He? Kaçacağım şimdi. Ya sen ne yapayım? Sen de cevap ver. Ben kendi olmasını istediğim o. Doğru özelliğim olsaydı seni Allah, almazdım olabilir zaten. Ben öyle olmasını istiyorum. Sen değil. Bulurdum birini. Seni sormuyorum. Sen geçtin. Sen de bana söyleseydin. Ay. Güzelliğini. Geçti artık. İki. Evet, iki. Şarjım bitiyor. Hayır, bildirim geliyor. Şarjı taktım ben. Güzel bir akşam yemeği organizasyonu hayal ettin. Tane tane söylüyorum, idrak et diye. Bir daha söyleyeyim mi? Güzel bir akşam yemeği organizasyonu hayal ettin. Hep hayal edersin işte. Kiminle gitmek isterdin? Bak şimdi. Bak şimdi lütfen ama gerçekçi olma, bak öldürürüm seni. Ona göre konuş. Yani tabii ki de... Ha seninle. Kimle gideceksin? Yoktur. Çocuklarımla olamaz mı yavrum? Telefon. Kızımla olamaz mı? He? Kızımla olamaz mı? Zeko'm arıyor. Zeko'cuğum. He. Birazdan ha. Görüşebilir miyiz hayatım? Bir tanesi daha iyi. Onunla gidersin. Tamam hayatım. Koyarım. Görüşürüz. Çay mı istiyorsun? Evet, bir akşam yemeği organizasyonu hayal ettin ve ayarladın. Kiminle gitmek isterdin? Bak sıra bana da gelecek. Kızımla gidebilirim. Hı. Kızı şimdi küçük. Ha, büyüğünle giderim. Büyük kızımla da giderim. Kiminle gitmek isterdin? Seninle gitmek isterdim. Artık mecburiyetlerin olayı. Yok yok, tamam özgür o. Kiminle gitmek isterdin? Seninle gitmek isterdim. Evet. Şimdi kendime sorayım. Güzel bir akşam yemeği organizasyonu hayal ettim ve planladım. Kiminle gitmek isterdim? Kiminle gitmek isterdim? Ne olacak? Kimle gitmek isterdim? Cevap verirsen. Bilmiyorum, sor mu? He? Buran Altıntop'u isterdim. Evet. Biliyor musun onu? O zaman Buran Altıntop'un yanına gitsin. Buran Altıntop'u biliyor musun? Ya bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Canım, seninle gitmek isterdim tabii ki de. Vazgeçtim, ben seni hayatta istemem. Ama niye öyle söylüyorsun? Alırım kızlarımı gidelim. Ama şimdi orayı kesti mi Seyen? Sen seninle gitmek isterdin. İşte kesseyim altına, yorum altına yazarım. Yorumu dürüst olacağız ya. Bak dürüst oldum ben de. Sen kimle gitmek isterdin? Bak, kızımla. Kızınla mı? Ben de değil. Senin ne işin var ya? Sen fark etmez. Kıskancın teksin. Aman git oradan yalancı. Sen? Sen beni yemekte de rahat bırakmazsın. Sen? Ben de Burhan Altıntop'la gitmek isterdim arkadaşlar. Burhan Altıntop. Burhan'la git. Çocukluğundan bu yana, üçüncü soru. Çocukluğundan bu yana yetiştirilme şeklinde. Şekli ne derken? Yetiştirilme şekli. Evet. Tarz diyeyim. Evet. Çocukluğundan bu yana yetiştirilme tarzında bir şeyi değiştirmek gerekli olsaydı. Evet. Neyi değiştirmek isterdin? Bu şimdi çocukluğuna iniyorum. Yavaş yavaş. Almanya'daki okulumu bırakmamayı. Devam etmeyi isterdim. Bıraktırıldın mı? Yok, ben bıraktım geldim. Ama annem babam tarafından yetiştirilme tarzında neyi değiştirmek isterdin olarak sordum. Sen kendi kendini mi yetiştirdin çocukluğundan bu yana kendini? Aşağı yukarı.
Şimdi bunlar kendi kendine mi yetiştiriyor çocuklarımız? Biz evet. Önce oluyoruz değil mi? Evet, biz yön da, veriyoruz. Onu da avukat telefonlarına oynuyorlar. Tamam. Onu da kabul ediyorum ama şimdi bu şekilde sordum. Çocukluğundan bu yana yetiştirilme tarzında, yetiştirilme. Hayatım. Yetişme tarzında demedim, yetiştirilme sen tarzında yazdın. Bir şeyi değiştirmen gerekli olsaydı. 12 yaşında Türkiye'ye geldim. Yetiştirilme tarzı diye bir şey yok. 12 yaşından beri çalışıyorum. Şimdi sen niye soruyor kendin? Ben hazırladım bu soruyu. Tamam, ben sana cevabını veriyorum işte. Yetiştirilecek bir şey yok ki. Hayat, 12 yaşına kadar nasıl yetiştirdin? Kim yetiştirdi? Hayat seni kendi kendine yetiştiriyor. Kimse konu yetiştirmiyor seni. Aa. Evet. Annenin babanın hiç faktörü yok mu burada şimdi? Anam babam Almanya'daymış. 12 yaşına kadar kimle durdun? Hiç kimle durdun. 12 yaşına kadar kimle durdun? Anamla durdum, babamla durdum. Tamam. Evet. 12 yaşına kadar yetiştirme tarzında neyi değiştirmek isterdin? Ya yavrum ne bileyim ben nereye ineceğim ben şu... 50 sene geriye gelip düşüyoruz. Nereden bileyim ben? Nerede hata yaptık? Doğmamayı tercih ederdim. He? Hiç doğmamayı tercih ederdim. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani. Ne yapayım, verecek cevabı yok. Değil mi hayatım? Şimdi kendime sorayım. Ne oldu yavrucuğum? Aşıktan beri. Biraz. Çizgi film karakterini yaptım Pikachu diye. Ay, çok güzel yaptın. Kız ben seni var ya. Çizimleri çok güzel arkadaşlar. Ha, 29 Ekim'le ilgili. Hepinize mutlu yıllar. 29 Ekim'in resmini yapmış. Aferin kızım. Ben seni kursa vereyim de. Yercim kuş pandemi süreci geçsin. Çizimlerin için. Aferin. Tebrik ederim kızım. Aferin oğlum. Evet. Bana gelirsek çocukluğumdan bu yana yetiştirilme şeklinde bir şeyi değiştirmek gerekli olsaydı neyi değiştirmek isterdim? Neyi değiştirmek isterdim? Buyurun. Şimdi de şöyle anlatmam lazım o zaman, biraz açıklamalı. Aslında ben biraz pısırık mı diyeyim ona? Hani böyle bir şey, gözü karalığım var ya benim, böyle bazı olaylar karşısında böyle haksızlığa susamamam, dik durmam. Aslında bunlar tabii güzel güçlü özellikler. Ama bir de yoran özellikler bunlar. İnsanı hani çabuk yıpratan şeyler. Bazen de çünkü böyle bir yerde sessiz kalmayı hani tercih ederdim. Ama bu da annemin beni yetiştirme tarzı böyleydi. Mesela dışarıda kavga edip geldiğimde hep annemin tavrı şeydi gelen insanlara. Tamam, şimdi ben konuşurum kızım, öyle mi yaptın? Kapıyı kapattığında aferin benim güzel kızım, dik dur, sakın dayak yiyip eve gelme derdi. Şu annemden çok korkardım. Bu genellikle erkekler için söylüyor ama. Yani biraz böyle şey, dominant yetiştirildim ben. Kayınvalidem kızına söylüyor. Bir bakıma iyi, bir bakıma iyi değil. Onu değiştirmek isterdim o özelliği. Şimdi 4. Seni hayatım boyunca etkileyen, üzen anın nedir? Hayatım boyunca etkileyen bir anın. Valla hayatım boyunca şeyden aşağı koy, etkilenmedim ama 2002 yılındaki abimin olayı benim, 2002 yılındaki abimin olayı beni hem geri çok attı, hayatımı en çok değiştiren o oldu zaten. Allah rahmet eylesin, kaynım vefat etti 2002 yılında, ismi de Hakkı'ydı. Zaten onun adını da oğlumuza verdik. Ya onun hayaliydi daha doğrusu. Bir oğlum olursa adını yaşatmak istiyorum diye. Adı hazırdı. Benim de hayatım boyunca etkileyen, üzen anın benim de aşağı yukarı aynı. Bizim sülalede yani o yaşımda, 17 yaşımda hiç ilk ailede rahmetli olarak babam rahmetli oldu. Yine de ilk üzen anı, hayatım boyunca da etkileyecek olan anım, Allah rahmet eylesin, babamın vefatı. Ben büyük babamı da çok severdim. O da bizi çok severdi. Ama 80 üzerindeydi yaşı. Evet, 89 yaşında 89 yılında rahmetli oldu. Yaşlılığına verdik. Ha, üzülmedik mi? Çok üzüldük. Ama geldi geçti. Abimin 2002 yılında vefatı
Hala da yumuş gibi sıcaklığını koruyor. Maalesef. Hemen kapını dağıtayım. Aşk ol. Eşine anlatabileceğin hayatında olmuş utanç verici yuh bir anın var veya anılarım var. Paylaşmak istiyorsun. Ona hangi anını anlatırdın? Gülmüşüm orada. Eşine anlatabileceğin hayatında olmuş utanç verici bir anın veya anılarım var. Anım veya paylaşmak var. İstiyorsun. Ulan, ona hangi anını anlatırdın? Bir anım var. 96 yılında bir battım. Zaten batış o batıyor. Patladı gitti. Utanç verici. Utanç verici işte battık. Başkanın yok mu? Yok başkanım benim yok. Yok. Neyse. Yok. Bilmek de iyi değil bunları. Evet. Şimdi 2 dakikalık bir video çekeceğim diye onun başını yerim burada valla. Dünyayı dar ederim sana. Battık battık. Var battık. Mı yok mu? Yok. Hadi mi? Benim var mı utanç verici? Bakayım. Kesin vardır. Bak bakayım yazıyor mu orada? Soruyu bir daha okuyayım. Allah'ım anlatabileceğim utanç verici. İrem kurtar kızım beni. Valla utanç verici. Kaynatamla çok çekiştiriyordum Hüseyin. Yani kaynatam değil de ben en ufak hatasını bile kayınpederime söylüyordum. Anlatıyordum. Sonra da diyordum ki bak sakın benim söylediğimi söyle. Sonra kayınpederim arıyordu. Yağdırıyordu yağdır. Kaynanamı anlatıyordu. Kaynanam bir daha arıyordu bunu. Ha, gurur duyuyordun. Soruyordu. Sen de gurur duyuyordun. Hoşuma gidiyordu bağırmaları. Ben de battırdım kendime. Ben de battırdım kendime. Ne yapacaksın babana? Ben şakalıyorum onlardan. Evet. Ben. Babana öğüt dedim hepiniz bir yere yalan mı? Ben öğüt diyorum. Sen de öğüt diyorum. Bak dürüst ol dedim ama. Demiyor muyum? Ay demiyorsun canım babana. Haklı oldum yerde. Haklı oldum yerde. Bir yerde kuyruğunu kıstırıyorsun. Ya bir yerde tabii. Yani. Babadır. Baba bu. Baba da tehlikeli ama. Yani. Kaynatam. Tehlikeli. Dominant. Kaynanam da öyle. Zatenim ne der bana? Benim... Diyor seni bir tek diyor doğurmamışım ben diyor kayınvaliden. Evet. Aynı diyor bensin diyor. Ben hep evlendiğimden beri bunu söyler. Benim diyor gençlik yıllarım. Ya yani seni görüyorum kendimi görüyorum bir doğurmamışım diye. Kayınpederime bile söyler hep. Evet. Beşi geçtik devirdik. Altı yediye geldik. Altı. Yedi yedi. Eşin ve annen arasında kaldığın bir anlaşmazlık oldu mu hiç? Tavrın ne olurdu? Her iki tarafla da uzlaşma içine girer miydin? Tavrın ne olurdu? İkiniz, tavrın ne olur demiş. İkiniz yan yana getirir. Anlaşmazlık oldu mu hiç? Diye sormuşum önce. Tavrın ne olur? Oldu mu? Bana soruyor. Ne bileyim eşinle ben? Eşinle annesi arasında. Benle hiç annem arasında kaldın mı? Bilmiyorum. Bir anlaşmazlık kalmadın. Kalsaydın tavrın ne olurdu? Kalsaydım kapıyı çeker gider ne haliniz varsa görün derdim. Bana ne? Sen ama ne yapayım? Nasıl cevap veriyor şimdi ya? Ne yapayım? Anam mı laf söyleyeyim sana mı laf söyleyeyim? Nereye gideceksin? Anamın yanında sana laf söylesem bana mı olsun diyecek. Ötekini de sen benim annem diyecek. Değil ya. Annem neydi bakayım. Ha, senin annen... Anneni... Senin eşin ve annen arasında. Ha evet. Senin annen de benim arasında. Tamam ya senin annen olsan olur benim annem olsan olur. İkisi de yaşlı kadınlar. Ya ondan annenle ki... ben. Kaynana ay. Gelin. Gerçi bizim kaynana gelin olayı olmadı da. Hiç kaldım. Bizde şey var. Gelinleri onun kızı, damatları onun oğlu. Şimdi öyle de bir şey olmadı aslında. Evet bu da var. Bizim, yazdım ben bunu ama. Bizim ailede öyle bir şey var. Annem de babam da bir tane damadı var. Damadı onun oğludur. İşte 4 tane gelini var. O 4 tane gelin bunun kızıdır. Erkekler dışarı, kız dışarı. Allah rahmet eylesin. Anneannem nasıldı? Anneannem beni çok sever. Anneannem ay aşırı damatçı. Sen haklı veya haksız. Damat, oğlum. Siz şeyiz, bize şey yapacağız. Onlar yorgun geliyor, onlar argın geliyor. Beni öldürürler artık anneannemle çata çat gelirim. Sanki bizi doğurmamış da bunları doğurmuşlar. Bunların benim ailem hep gelinler. Öz evladı. Ama yanlarında öyle konuşur. Diyelim eşim çıktı ben haksızdım diyelim o zaman. Hep de dört dört her zaman haklı değiliz. Ama bunlar dışarı çıktığı vakit yalnız kaldığımızda da ne sertini tavsiyesini eder kızım bak. Ben öyle söyledim ama
işte erkekler şey yapın falan filan böyle tavsiye bulunur yani tavsiyede. 8. Ama önemli olan 8'de değiliz. Ben eşimle annem arasında kaldım mı? Benim tavrım çok net bir kere. Tavrım ne olurdu? Ben hep böyle yüzleşme şeyindeyim. Eşim olsun, annem olsun, kardeşim, eltim hiç fark etmez. Biri bir şey söyledi, o bir şey mi söyledi? Gel buraya, gel buraya. Sen ne dedin, sen ne dedin? Sen haklısın, sen haksızsın ben. Hiç kimseye yani annem de olsa, Hüseyin çok iyi bilir. Annemin karşısında bile haksızsam haksızsın anne derim. Hata yeri gelir tartışırım. Duydun mu kızım? He? Sen de pek öyle dedin. Duydun mu? Böyle tavrım net. Hani şöyle bir tabir var ya Allah rahmet eylesin mecazi anlamda kullanıyorum. Babam olsa tanımam haksız olsa bile o şey değil yani. Ama bunun için aynı şey söz konusu değil. Bu böyle hemen böyle kaymayı oradan kıvrılmayı dener. En güzel kimseyi kırmadan. En güzeli ben. Net. 8'deydim. 7'deyiz yavrum. 6 yok. Hemen 8'e 9'a gelmedim. Eşimden hiç para sakladın mı? Çok. He? Çok. Hangi? Hangi? Bu mu Eşinden kadar? hiç para sakladın mı? Sakladıysan buna niye gerek duydun? Çok acıyorsun yavrum. Şimdi gerçekten sakladın mı benden Çok para? sakladım. Doğru söyle. Ya kızım Bak söz verdim. taksitlerim var sana versem ben açıkta kalacağım. Gerçekten mi? Saklayacağım tabii ki. Bak buna Saklamayayım inanmıyorum. Yemin ben. edersen inanacağım. He? Vallahi yemin et Ya sakladın mı? saklayacak param var ortada. Neyi saklayayım kız? O yemin et deyince döndüm. Dürüst davran dedik. Niye şey yapıyorsun şimdi? Ha öyle deyince olmuyor. Öyle deyince olmuyor. Hayır. Sakladın mı Yok saklamadın kızım mı? yok yok. Saklayacak param yok. Şimdi hiç ciddiye döndü diye öyle diyorsun değil mi? Ya Sakladın. bana saklayacak param Sen var. niye gerek duydun? İkinci soru. Niye? Saklamaya. Akıl oyunu yapıyorum Ulan hadi. sakladım ya. Hı? Bayramda sakladım ya. Buldum ya cebimde parayı. Bunu sen söylemek zorunda kaldın bana. Bırak şimdi. Seni utanmaz. Şimdi beni burada cemkirme. He? Hadi dön önüne. Hadi. Kamera önüne Niye şimdi. sakladın? Şimdi Niye gerek duydun söyle. ne Ne diyecekler? olacak şimdi böyle edince? Yok yok ne diyecekler? İşte duygulu diyecekler. Tamam sakladın mı saklamadın mı? Ya yok kızım param var satılacak. Bilir misiniz sen ya? Ben sakladım arkadaşlar. İyi alt ettin. Çünkü kocadan para saklaması gerekiyor. Şimdi beni şey yapabilirsiniz ama ha şöyle saklamak gerekiyor. yok ya sabit bir gelirin olsaydı saklamaya gerek duymazdım. Ama benim Sakla ya. sakladığım yani saklama demeyeyim de aslında o kenarladığım paralar. İndir. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim bir tane bankam var burada. Markete giderim. 20 lira mı kaldı? Yok. İndire Gandhi. Kalmadı. Pazara gittim aslında yanında söylemem yanlış da biliyor zaten artık. 100 lira verdi. 60 100 lira lira orada harcadım var. 100 lira bitti. Nedir ki 100 lira yani? 100 lira orada var. 100 lira da verdim. 200. Hop bitti. Bitti. Bitir. Kenarlayacaksınız. Zor gün olacak. Bir hastalık oldu mu, bir şey oldu mu ya da para olmadı mı? Kenarınızdan çıkarıp artık. Ama ben Allah var. Bunu da çok iyi biliyor. Çocuklarımın ihtiyacı, evimin ihtiyacına karşılarım. Yüz lirasını. Şimdi gerçekten yok. Hiçbir şey kalmadı. Ama bu konunun üstünde duracağım. Çünkü sen ilk doğru söylediğinde doğru söyledin. Sakladım kızım. Onu saymıyorum. O gördüklerim benim. Yok başka yerde nerede para mı geldi ki? Ne bileyim ben işte. Geldim para sana Senin verdim. arkanda mıyım? Ama sakladıysam var ya hakkımı helal edin ha. Yok ya sen ben sakladığımı beraber yedik. Ha, kazanayım. Ben Ulan kazanayım. ben sakladım eve Ben harcıyorum. kazanayım. Getireyim sen bana hakkını helal etme. Ne demek? Sen kazanıyorsan ben de Ha, çalışıyorum yuh evde. yani. Söyledim ama hakkımı helal etmem. Evet benim de hakkım var senin üstünde. Kim yemeğini şeyini işini hazırlıyor Ne senin? yaptım? Ben de mi Kim çıkıyorsun? senin kıyafetini yıkıyor giydiriyor? Nasıl giydin bunu? İnşaatta ben de mi çıkıyorsun? Ne? Hayırdır? Ben de evimin işini O yapıyorum. direğin tepesine ben de mi çıkıyorsun? Ben ne Bak yapıyorum evde? 100 kiloluk adam direğin tepesine çıkıyor. Ben sende daha çok hakkım var. Bak bak bir şeyler Benim oynayalım mı? sende daha çok hakkım var. Hiç de Şşş. oynamıyorum. Oynayasın sen. Öptü. Oynamayın. Al. Bundan sonra bununla muhabbet et. Hakkımı Sorma ya. helal etmiyorum sakladıysam. 8. Hakkın. Ünlü biri olsaydım. He. He. Ne Hep hayal. şekilde ünlü olmak isterdim? Hayal hayalsiz insan yaşayamaz. Hayal kurmayan insan mahvolur. Bu da ünlü bir söz.
Ünlü biri olsaydın ne şekilde ünlü olmak isterdin? Şekli ne ya? Şekli ne ya? Nasıl bir ünlü olmak isterdin? Ha şimdi nasıl bir ünlü olmak isterdin? Tamam hadi şimdi benim için yapmayı düzenle hadi. Bülent Ersoy olmak çok isterdim. Çok biliyorsaydın yazsaydın nerede? Zeki Bülent Müren. Ersoy mu? He. Zeki olmak Müren. isterdin. Duymak istediklerini söyleyeyim sana. Yok hiç duymak istemem. Jim Burhan Carrey. başka Jim Carrey güzel. Ha tamam. Nasıl hiç hayal etmedin mi kendin ünlü olmayı? Ben ettim çok. Ya ben başbakan olmayı çok isterdim. Ben şarkıcı olmak isterdim. Senden ünlü. Olmaz. Senden olmaz. Güzel. He? Olmaz senden. Olmaz ya. Sana ne be? Senden olmaz yavrum. Nerede olmaz? Senden şarkıcı olmaz. Oo ne nasıl olur hem de. Senin en güzel... Kere benim özgüvenim var. Şey sende verirsin. O özgüven yok. Yemek programı vereceksin. Akşama kadar yemek atmayacaksın. Ben seni Kadir'in yanına yollayayım. Kadir temizlik yaparsınız. Şimdi. Kadir Kadir. Bak hiç ya. Öyle şeylerde şeyim yok mesela. Hiç yok. Tabii sunucu olabilirdim. Tartışma programlarını yöneten İki bir sunucu. İki tarafı birbirine sokardı, şey ederdi ondan sonra. Ay çok fenası. Öyle yapardın yavrum. Yok canım ya uzlaşma. Bir sağa vurdun, bir sola vurdun. Ay sen ne kadar beni gömüyorsun. Benim aslında arkadaşlarımla yapmam lazım. Ya Ticim. Ticim. Sakın. Geliyor, geliyor. Ne yok mu cevabın? Şimdi hayal et nasıl birini almak isterdim. Nasıl birini? Hiç düşünmemişim demek ki. Başbakan olmak isterdim. Ne? Başbakan. Niye başbakan? Niye küçük oynadın şimdi? Ben olsam büyük oynardım. Niye? Büyük fazla süre geçmiyor. Niye Cumhurbaşkanı değildi başbakan? Yok. Başbakan yok artık sistemde. Eyaletlerde Amerika'da bir başkanlık var. Senden güzel muhtar olurdum. Ne muhtar olurdun? Niye? Milleti... Beğenmedim ben muhtarlığı. Aşk olsun. Aa, şimdi muhtarları küçümseme gidiyor. Ağza yap beni ya. Yok canım, niye muhtarı beğenmedin mi? Ne iş var benim muhtarım ya? Millet de bak başlıyor. Görüyor musun muhtarımız çalışıyor mu? İşte gördün mü sen olsaydın iyisini yapardın diyormuş. Yapar, kesin şey. Yapardım canım. Maaşımı almadan almaya giderdim muhtarlara. Neyse. Ah bir Hüseyin'cim de. Benden öğrenecek çok şeyim var. Kesin var. Öğreteceğim sana yavrum. 9. Evde yokuz. Eşini neden seviyorsun? Ha. Eşinin en çok sevdiği çözer. Ben bunları sana hazırladım. Tamam. Ya Hüseyin dur öyle bu şekilde konuşma. Çocuklarım var diye seviyorum. Kim aşkım? Bir tane. Kestirecek bana videoları. Kes. Eşini neden seviyorsun? Eşinin en çok sevdiğin 3 özelliği nedir? Bunu mu söyleyeyim? Beni neden seviyorsun? Neden sevdin beni? Sen hakikaten şaşırmışsın be yavrum. Aa, hemen kalp atlaşıyorsun ya. Dürüst olacaksın dedim. Neden seviyorsun bacım söylesene. Kapıyı kapat. Kapat yavrum kapıyı. Utanıyor baban. Kapat şimdi. Senden utanıyor. Bunlardan utanmaz. Kapat. Aa, neden sevdin beni? Hayır sevmez olaydım ya. Niye söyleyemiyorsun? Hayır sevmez olaydım. Hiç duygularımı söyleyemiyor bu adam ya. Niye sevdin beni? Nasıl seçtin beni? Hay ben şimdi burada bir soru hazırlamışım. Saçma saçma sorular diyorum. Ha, şimdi birisi soruyor sana bunu. Eşini neden seviyorsun diyor. Ha. Neden sevdiğine dair bir fikrin yok mu? Sonra neden seviyorsun? Çocuk mu vardı? Hadi sevmeyeyim o zaman. O güne dönelim. Bırak şimdi. Hadi güle güle. Çocuk mu vardı? Ha, çocuk çocuk olmadan önce neyi sevdin? Nasıl çocuk olmadan önce? Evet. Neyi mi sevdin? Bir cahilliğe denk geldi. Fiziksel olarak mı yani? Bir cahilliğe denk geldi işte. Boşluğuma denk geldi. Ses. Ama ben duymak istiyordum da neyse. Eşinin en çok sevdiğin 3 özelliği. En çok sevdiğin 3 özelliği. Tamam sana bakma. Bakmadan cevapla. Ben bakınca utanıyorsun ki. Oy. Ay tam bakmıyorum. Ay dur sinirlerim bozuldu ya. Ya hadi yazık kuyruğuna terledi. Onu da sen cevapla. Hadi iki soru kaldı. Ne ya? Sevdiğin 3 özelliğim. Niye şimdi bütün sorulara cevap verdiğini bana gelince yan çiziyorsun? Niye şimdi bana gelince sorulara yan çiziyorsun şimdi? Şimdi sorular başkasına mı cevap verdim ben de sana geldim yan çiziyorum. Hayır şimdi tabii hayat hikayeni falan anlattın. Çok... Düşünecek bunu cevaplayacak. Kapatıyorum mola. Benim karım çok... Tik tak. Tik tak. Zaman geçiyor. Tik tak. Ne?
Tik tak tik tak diyorum, zaman geçiyor, hala düşünüyor. Tik tak. O kadar kırılınca şaşırdı kendini. Allah'ım ya Rabbim ya. Tik tak. Vakit geçiyor demek istiyorum. Ne anlıyorsun? Neden seviyordun? Neden sevdin? Ne seviyordun ne ya? Neden sevdin? Neden seviyorsun? Çünkü sinirlenme belirtileri bunlar artık. Bana da geldi, farkındaysan. Tamam, neden etkilendin? Ay, senden etkilendim. Güzelliğinden etkilendim. Tamam. Tamam, ilk soru kabul. Kadınların hep duymak istediği şeyler. Karıcığım çok güzelsin. Tamam, teşekkür ederim. Yanıma çok yakışıyorsun. Tamam, üç özelliğim. Yemek yapmana bayılıyorum. Tamam. Çocukların düşkünlüğüne bayılıyorum. Üç. Bir de bana çok düşkündür. Ya Hüseyin. Evet ama. Tamam, o kapsıyor hepsini zaten. Kapsamıyor bak, dört oldu. Dört oldu ya. Beşinci. Yok, anasının gözü. Ya nerede dört oldu ya? Yemek yapma özelliği. Tamam. Çocukları. Sana düşkünlüğüm, hemen kendini şey yapıyor. Evet Sana canım. ve çocuklarıma düşkünlüğüm. Yani Evet, sen ekle iki. ya. Sana Onu ve çocuklar. bağdaştırıyorsun şimdi, onu ayrı ayrı. Yeme Aşkım, düşkünlüğün, nakliye düşkünlüğün, üçü yaptın. yemeği de koy içine. Başka? Yemeği de koy içine. Tamam, yemeği Yemek, de koyduk, çocuklar ve iki. sen. Tamam, yemek yapma özelliğim. Bana düşkün. Çocukları ve sana düşkün olmam. Bana Evet, düşkün. evime düşkün olmam, ya yani yuvama. Tamam, genelli onu, yuvama düşkün olmam. Yani. Üçüncü. Ay, üçüncüsü de ne olabilir? Oradan görüyorum sana bakmasam da. Pardon, oradaydım değil mi? Aynen var orada. Üçüncü. Aa, ne kadar düşündüm. Hiç özelliğim yok mu benim ya? Yok demek ki yavrum. Bu kadar düşündüğüme gelir, yok demek ki. Başka bir aklıma gelen bir şey. Ya da böyle yayın olduğu zaman aklıma geldi. Ben sana Şu akşama da kapatınca getiririm ya. gelir. Akşam Mesela söylerim. karakter özelliklerimden memnun değil misin? Karakter. Karakter. Evet. Kişiliğim. Kişiliği. Kişiliğim seni etkilemiyor mu? Hayır. Niye? Niye etkilesin ki kişiliğinden? Bunca yıldan beri etkilemedi. Nasıl cevap vereceğimi de bilmiyorum şimdi buna. Boş boş muhabbetlerine, hiç boş şeyi de insan olmadığım için. Ah be yavrum benim. Kişilik Nereden buldun? özelliklerim seni hiç Ya etkilemiyor mu? Samsun'a çok Çok uğraştın mı? aradım. Hiç aramadım da beni. Lapı lapı ya, Kaç yazdım gün oraya önce hemen. yazdım sana, İşte toplamadım ya. yazmadım. Sen yazmadın diye attım oraya. Şu kişilik özelliklerim seni hiç etkilemiyor mu? Ben yarın bir gün internetlerden bulur kazık sorular yazarım sana. Aa, nerede? Vallahi yaz, bayılırım cevaplamaya. Bakayım, internet kabul etmem lazım. Niye internette? Senin aklın yok mu? Yok işte oradan. Bana şey veriyordun ya demin. Oradan bulurum ben kazık He? sorular. Ortak özelliğimiz diye hesapta Karakter, olmasını istediğin. karakteristik sorular. Aklın olsaydı yazardın demek ki. Ha, aptal mı E ne yani? oldu? Bana öyle dedin ya, niye internetten bakıyorsun? Sen bak, ben kendi aklımla yazdım oraya. Bak, filmciler gidiyor. Şimdi ver elden, boş ver filmcileri. Ya o kadar kızım. Tamam hadi. Geç, ona Burada geçti. dürüst davranmıyor. Hiç geçtim onu şimdi. Ha, Oldu? ben söyleyeyim. Bak şimdi benim dürüstlüğümü. Eşini neden seviyorsun? Şimdi sen bilinmedin, neden etkilendin? Evet, ben dış görünüşünden etkilendim. Bir insan neden etkilenir? Kişilik, karakter özelliğini bilmediğine göre tabii ki de dış görünüşünden etkilenirsin. O zaman da zaten simsiyahlı sırma saçları vardı. Göbeği falan yoktu böyle. Evlenince biraz sağlık yenile. Eşinin en çok sevdiğin üç özelliği nedir? Kızın cevapları da mı oraya yazdın yoksa? Yok, unutuyorum sorduğum soruyu. Hani diyor ya, ahiret sorularını çaldınız diye. Üç özelliği. En sevdiğim. En sevdiğim üç özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? En birincisi Ben beğendim bu özelliği, arada. cebinde 5 lirası varsa 5 lirasını evine ve çocuklarına harcaması. Bu özelliğini çok seviyorum. Zaten Keşke öyle bir yine şey maddiyata geldi. olmasaydı kesin ve kes Kesin evet. hayatımda olmazdı. Evet, keşke yine Yani maddiyata evine, dayandı. çocuklarına bağlı olmasaydı. Ne, bu önemli bir özellik. Yani o senin fedakar Niye olma. yavrum? Fedakar diyeyim. İlk zamanlar Fedakarlık özelliğini ilk zamanlar seviyorum. çocuklar mı vardı?
He? İlk zamanlar çocuklar mı vardı? Bir çocukları olmasa da esirgemiyordum. Aynen. Esirgemek Fedakar, başka. fedakar. Benim kadar fedakar olmasan. Ne gelir hadi. Bak nankör davranmıyorum. Birinci özelliğin o. Allah çarpar adamı. İkinci özelliği çalıştığı iş ağır. Aslında ben kızıyorum. Şimdi kızdığım o yönler var. Hani bir yere girip emir altına çalışmaması ama yine de kendi işinde iş ayırt etmemesini. Evet. Şimdi niye dönüp dolaşıp maddi olarak algılıyorsun? Bunlar bir özelliktir. Maddiyat. Maddiyet Maddiyat. olsun. Parasız da yaşanmıyor. Maddiyat diyormuş hayatım, maddiyat. Yani. Bu maddiyatta. Benimkisi maddiyata bağlı değil, fedakarlık olayı. Aileni koruman. Adı üstünde aileyi koruyacaksın böyle. Ne? Aileyi Kur. koruyacaksın böyle. Çukur değil çünkü. Oradan şimdi aldım. Üçüncü özelliğin. Üçüncü özelliği de bana değer vermesini seviyorum. Hadi gene iyisin. Yırttın. Evet, 10. soru. Doktor 3 günlük ömrünün kaldığını söyledi. Kendilerine Doktor 3 bırakınca. günlük ömrünün kaldığını söyledi. Bu 3 gün içinde ne yapardın? 3 gün içinde ne yapardım? Doktor 3 günlük ömrün kaldığını söyledi. 3 gün içinde ne yapardın? Bir kez malımı secdeden kaldırmazdım. Vallahi ben verecektim acaba tabii yani. Ama öyle. Yumurta İnsanın öyle kapıya oluyor. dayanmış. 3 gün ömrüm var. Ne gözün kimseye gördü, bir şey gördü. 3 gün boyunca ise secdesin Allah'a ekber. Yalvaracaksın Keşke her Allah'a. gün olsa. Ama işte hayat. Ama doğru söyledi bunu. Bak ilk kez o sorunun içinde bir soruyu soracağım. Allah helal olsun. Tebrik ederim seni. Evet. Çok dürüst davrandı. Evet. İkincisi yapmak istediğin 3 şey dedim. Zaten Bakayım biz neredeyiz 3 günün üç içinde. günde zaten zaman kısa yani yapacak bir Ben şey yok tamam ki. şimdi anladık. Tamam İlk kalkamazsın günü ki oradan. yattın, ikinci günü kalktın, yattın. İkinci Başka ne gün yapacaksın? de aynı. Ya hadi sen Üçüncü ya. gün de aynı. Böyle. Tamam. Olsun. Yemeden 3 gün zaten ölürsün öyle. Zaten öleceksin 3 gün sonra. Anne. Nasılsın? Ben biliyorum seni. Tuvalete gidiyor mu çocuk? Gel anneciğim ben yıkadım tuvalete. Evet tamam. İkinci. Yani kızım akraba gezmelerine gidelim. Son defa bir göreyim diye. Akrabaları göreyim. Öleceksin gideceksin zaten onlar gelecek senin Nerede mezarına. gelecek? Ne zaman gelecek? Bende mi Şeyini onlar? defin etmeye. He. İkinciyi söyle. Ya gelmezlerse? Gelirler dua ederler. Şimdi belediye gömüyor adamı. Gelmezlerse dualarını da geliyorlar canım. Gönderiyorlar. Yani sonuçta bir dua ediyorlar yani. Bir Fatiha gönderirler. O da gönderirlerse. Tamam. Evet. İkinci. Arkamdan başka bir şey demesinler Hala de. bize gelmesini bekliyorum. Biz bu 3 gün içinde. İkincisi. Yavrum zaten siz evin içindesiniz. Size mi gelmem gerekiyor? Ay ne yapardım? Hiç yapacak bir şey yok mu 3 günde ya? Zaten Azrail gelmiş kapına dayanmış feleğin çekmiş. Ne? Ne düşünüyorsun? Niye? Düşünecek bir şey mi var? Gittin gidiyorsun. Ulan öleceksin gideceksin. E? Ben varım çocuklar var. Yok ya sana şeyleri haberin olmadan aldığım İyi bir seni de yerleri alıp götürürüm demiyor. ve o en son. O son dilek hakkı var yani. Ne? Tamam. Öyle de olabilir sonra. Öyle bir film vardı hatırlıyor musun? Dile benden ne dilersen diyor. 3 hakkım var diyor. O diyor falanca kişiyi diyor. Getir diyor. O falanca kişiyi getir diyor. En sonunda diyor ki getirin arkadaşlarım geri getir diyor. Sen mi şimdi sor filmi? Sözünüz deyin. Bir adaya gidiyorlar. Ne yapayım diye. Yavrum ne bileyim aklıma bir Film şey gelmedi. anlatıyor bana ya. Gelmedi aklıma bir şey. Oradan da bir şey çıkar dedim Ağlamıyor. ama o da çıkmadı. Tamam son 3'e geldik. 2'yi atladık. Üçüncü gün ne yapardın? 2'yi bulamadın. Tamam o zaman da Gene şey secdeye yaptın. varırdım. Allah'ıma yalvarırdım. Cennetimi al beni Tamam diye. aralarda ne yapardın? Yoğun Aralarım yok molalarda. kızım yok. Arası marası yok. Gidiyorsun artık. Yola girdin.
Suudi Arabistan Hava Yolları. Allah cezanı vermesin. Ulan ne oynak adamsın be. Bilet tek yön gidiş. He? Geliş yok ama. Bir tek gidiş. Öyle böyle de oynak değilse. Oynak mı? He? Abi oynak geldi. Yavaş yavrum yavaş. Bak bak. Koca üç gün. Koca 3 gün dedindir. Ben seni öleceğin zaman sorarım bunları. 10 günden beri karantinadayız. Koca 10 gün. Geldi bitti. Neler yaptın 10 gün? Geç anne. Aşkım. Anne. Penguen ne yapıyorsun be? Babamın kafasına geçireceğim bunu şimdi. Annem pengueni seviyor. Hiç. Bundan da zevki çıkmıyor. Dur yavrum ben pengueni. Bundan da zevki çıkmıyor derken yavrum. Soruları beğendin mi canım? Beğenmedim. O zaman sen yazarsın ben cevapları. Bir yerde yazar ben sana. Yazmada göreyim. Kazık sorular görürsün. Tamam mı? Hadi bakayım. Benden ya, üstün mü olacak soruların? Bak ne psikologluğum kaldı ne doktorluğum. Hadi be. Ben de bıraktım. Sana. Ne oldu? Dürüst mü davrandın? Ben kadar dürüst mü davrandın? Sen. Kıytırık kıytırık cevaplar. Sen. Evet. Söyleyeyim ya duygularını. Ne var söylesem? Bak geldi. Başın göğe mi erdi şimdi? Şimdi Azra'ya geldi. Geldi mi göğe? Üç günüm var dedi. Allah'a verecek bir canımız var. Parka git gezmeye. Son 3 gün gezeyim. Yaşayım alıklarımı yaşarım. Arkadaşlar ben cevaplayayım. 3 günlük ömrüm kaldı. Bu 3 gün içinde ne yaparım? Yap bakalım. Yapamadıklarımı yaparım. Sen direkt cehenneme kızım diyecekler sana. Bu tarafa diyecekler. Hocam bu tarafta mı diyeceksen bu tarafa gelecekler böyle tersine. Mümkünse orada da görüşmeyelim. Sen beni yoldan çıkarırsın. Yoldan mı çıkıyorsun? Yoldan mı çıktın şimdi? Yoldan çıkarırsın işte beni. Ben seni evcimen bir adam yaptım. Secdeden kalkmıyorsun. Bir secdeden diyorsun. Hiç de alakası yok. Düzgünde kalkıp şey yapmazsın oradan. Kalkma. Yalan atma kalkma. Şimdi. Alnımı kaldırmam vallahi. He? Kaldırmasana şimdi. Ölüm her zaman var. Diyor ya bana video aralarında. Ölüm de var. Hani ya, ölüm de var. Yalan niye unutuyorsun? Var. Öyle yaşa o zaman. Ölüm de var. Var olduğunu bil. Varsa yaşa. Ölüm de var. Dikkat et. Bak ne diyorum sana. Ölümün var olduğunu ben, bilip de yaşa o zaman de, her an. Ben de iyi niye yaşamıyorsun? Ben de iyi geçim. Ben gittim geldim gördüm. He. Ona göre yani. Ne gördün? O karanlık yerleri gördüm. Oyna kızım oyna. Oyna. Sen oyna. Oyna yavrum. Oyna. Son üç günüm var oyna. Oyna. Oynaya oynaya giderim işte. Neyse yap bırak abi geçelim başka. Ne oldu aşkım mı oldu şimdi? Sen zaten benim aşkımsın kızım. Yok ki başka. Sen söylemedin bana niye beni sevdiğini. Ömrümü yediniz bana ömrümü. Söylemedin daha. Çoluğum çocuğumla birlikte ömrümü yediniz. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım sana. Evet arkadaşlar ben sorularımı hazırladım. Gördünüz ne kadar doğru ve dürüst davrandım. Arkadaşlar. Soruları beğendim mi? Cınağımı yazdım 16'a. Böyle. Kazık sorular. Evde karınız sorum hazırlarken mutlaka bakın kağıtta ne yazmış. Mümkünse yedin. Olmaz. Nerelere sakladım vallahi ben bu kağıdı bakıp da yanmasın düşünmesin diye. Ama sanki sen de soracak. Sor bakayım aklından bir tane soru. Gelecek mi aklına soru? Şeye girdim. Ben sorarım ama. O paraları da unutmadım ha. Hangi paraları? Bilmiyorum. Sakladığım paraları. Ama öyle bir şey yapamaz arkadaşlar. Bir de önüme çıkıyor benim. Çünkü ben bu şimdi sabah böyle kalktım mı kahvesini içer lavaboya gider. O lavaboya gider ben doğru pantolonla giderim. Pantolon paçalı katlama paçalarından tutun o çakmak ceplerini hep yapardım da şimdi. Artık bıraktım kendi halini. Sözüm ona yapmıyor. He? Gene kimliğimin yeri değişiyor. Anahtarlarım yeri değişiyor. Hayır yapmıyorum şimdi. Sen. Önceden çok takip ederdim. Evlendiğim zamanlar. Çünkü önceden böyle kayınvalidem anlatardı bunun yaramazlıklarını. Anlatardı değil. Anlatardı. Anlatırdı. Yaramazlıklarını. Hemen derdim anne. Ay tüyoları da annem verirdi bana kayınvalidem. Bak kızım. Zaten etkisi. Ana benim ana değil ki. Bak anne. Sonra da bunu yoklardım. Verdiği cevaplardan sonra kaşımdan, gözümden, mimiğinden verdiği cevap artık alışkanlık yapmıştı bana o kaş, göz, mimikleri. Hiç bakmama gerek yok. Bir soru soruyorum. Daha doğru mu, yalan mı anlıyorum. Yalan makinesi gibi oldum. Çözüyorum senin. Ciğerini çözüyorum. Zaten ben eve bir yalan makinesi alayım var ya. İlk seni, önce sana takacağım. Lan makine infilak eder artık. Patlarım makine. Niye yalanımı gördün? Oynama. Sallıyorsun işte. He? Sallıyorsun. Neyi sallıyorum? Beni. Neden? Ne yalan var? 9.9 depremin olmuş. Ne yalan var? Yakalamadın mı?
Ne yakaladım lan? Sakladığım parayı. Ya sakladın mı? Sakladığım parayı yakaladın mı, yakalamadın mı? Kızım cemdeki paradan sana yakaladın ne? Yakaladın mı? Niye cemdeden mi kaçıyorsun? Yakaladın sor mı? Sor bakayım arkadaşlar hangisi? Elleri ayakları titredi zaten söyleyecektim. Hangisi kocasını cemden karıştırıyor? Boş ver, ben karıştırmadım. Karışma. Tek soru sordum, çıkardı gösterdi bana. Dinle bak, itiraf çünkü etti. Çünkü cevap vermeseydi bana onun işi bitmişti. İtiraf etti. Her sabah cemden karıştıran bir kanım var. O zamandı. Şimdi yeni karıştırayım yok. Olduğu zaman karıştırırım ama. Hadi bir kahve içeriz. Neyse. Arkadaşlarım da kafasını şişirdim yavrum ya. Beni neden seviyorsun? Bakayım. Niye hiç görmedin mi beni bak. Şurada bir çürüğüm var. Aldıracağım bunu, aldıracağım. Hepsini aldıracağım yavrum. 10 kazık sorunu bekliyorum. Bakayım ne kadar şey olacaksın. Halledeceğiz ya. O iş bende. Tamam. Evet arkadaşlar. Sen kahvemi yapıyorsun ya. Yapmıyorum. Lütfen. Sen önce sorunun cevabını ver. Kapattıktan lütfen. Sonra da kabul etmem. Lütfen. Veriyor mu vermiyor mu? Nasıl mı işte? Seccadeyi getireyim mi? Yok ben getireyim. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar. Yeni bir şey var. Paranızı cebinize tutmayın. Fark etmez. Hiç fark etmez. Benim yeğenim var. Ayakkabısını saklıyor. Hiç fark etmez.